Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu parçadaki alta çizili sözcüklerden birine ait değildir? Önce verilen sözcükleri bir görelim arkadaşlar. Geç kelimesi geç gelen, zamanla alakalı. Niteliklerine yakışır bir tavırla, tavır, nitelik. Sanmıştım, zannetmiştim, uygun, uygun cevabı vermek gibi bir şeyler yazmışlar. Bakalım ne var? A bir olay, bir durum karşısında kişinin takındığı davranış. Arkadaşlar bu bir olay ya da durum karşısında kişinin takındığı davranış tavıra denk gelir. Dolayısıyla biz buradan ikide verilen tavırı eleyebiliriz. Gider. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten onu başka şeylerden ayıran özellikle nitelik kelimesiyle verilebilir. Dolayısıyla yine ikideki nitelik kelimesini arkadaşlar eleyebiliriz. Bu da gitti. Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra dediği için... Geç kelimesini düşünebiliriz arkadaşlar bu kelimelerden. Dolayısıyla buradan da geç yani birdeki söz gider. Bir bütünün parçaları arasında bulunan ahenk yani uyum demektir. E bakıyoruz uyuma dair herhangi bir kelime yok. Uygun var burada olmaz. E bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul etmekle birlikte olabileceğine daha çok inanmak yani sanmak demektir arkadaşlar. Bu da dörtte verildi. Dolayısıyla bu da gider. Ancak D'de verilen kavramın açıklaması uygun kelimesiyle uyuşmuyor. Bu yüzden cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümlenin yüklemi etken geçişsiz çatılıdır. Arkadaşlar etken çatıda işi kimin yaptığı bellidir. Gerçek ya da gizli özne vardır. Geçişsiz çatılarda da nesne yoktur. Sınıfa geç gelen bir öğrencime neden geç kaldın anlamında neredesin diye seslendim. Şimdi yüklem seslendim. Kim seslendi? Ben seslendim. Gizli özne de olsa işi yapan belli yani etken. Peki ben neyi seslendim? Kimi seslendim? Ne seslendim diye nesneyi bulmak için sorduğum soruları sorduğumda cümlede cevap alamıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar evet bize verilen cümlede nesne yok. Nesne olmadığı için geçişsizdir bu cümle doğrudur. Ve ikinci cümle iç içe birleşik cümledir. Yani alıntı var tırnakla ya da virgülle iç içe geçmiş iki ayrı cümle var dedi. Öğrencim ciddi ve öğrencilik niteliklerine yakışır bir tavırla depresyondayım diye cevap verdi. Alıntı var tırnak içinde iç içe birleşik cümledir doğru. C üçüncü cümlede hem niteleme hem belirtme sıfatı almış bir isim fiil vardır. Dikkat edin isim fiil maışmak ekini alarak oluşan sözcüktü. Hemen baktık. Bu sırada sınıftaki öğrenciler arasında hafif bir gülüşme oldu. Şimdi arkadaşlar gülüşme kelimesi bizim isim fiilimiz. Mame isim fiil ekini alarak isim oldu. Nasıl gülüşme hafif bu niteleme sıfatı bir de belgesiz sıfat. O zaman belirtme sıfatını da niteleme sıfatını da almış bir isim fiil var doğru. D dördüncü cümle nesne özne ve yüklemden oluşmaktadır. Üç ögelidir diyor. Hemen bakalım. Ben öğrencinin bunalımları, bir takım sıkıntıları olduğunu sanmıştım. Sanmıştım yüklem. Sanan kim? Ben özne. Ben ne sanmıştım? Öğrencinin bunalımları, bir takım sorunları olduğunu. Gördüğünüz gibi nesne var. Neyi sanmıştım hatta. Gördüğünüz gibi özne nesne yüklemden oluşmakta doğru. Peki E'ye geldik. Beşinci cümlede yüklem duyulan geçmiş zaman. Neydi arkadaşlar duyulan geçmiş zaman? Başkasından duyduğumuz mişti. Zamanın hikayesi. Hikaye de ide kelimiydi. Buna göre çekimlenmiş. Yani yamıştı, yamıştı şeklinde çekimlenmiş bir yüklem var mı? Bakalım hep birlikte. Cümle uzun uzun okumaya gerek yok. Yüklem bakın cevap haline almıştır diyor. Burada arkadaşlar mış, öğrenilen geçmiş zaman, evet duyulan geçmiş zaman. Ancak dırdır ek fiili var bildirme zamanı geniş zamanın ek fiili var. Ama biz hikaye istiyorduk. ide olsun istiyorduk. E burada hikaye yok. O yüzden arkadaşlar cevap E. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Arkadaşlar sözcük türünü sorduğu için isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem gibi türleri düşünmeliyiz. Ancak seçeneklere baktığımızda çoğunda sıfat fiileklerini görüyoruz. Dığını, dini, An, an 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 mışmış. Tabii buradaki mışmış bir farklı olabilir ki peki olabilir ya da sıfat fiil olabilir. Bunu da görmek için cümledeki yerlerine bakmalıyız. Bu kelimeler nerede geçiyordu? Şöyle bir belirleyelim isterseniz. Arkadaşlar olduğunu burada, sonra düşmeyen burada, sorulan burada, yerleşmiş burada, gelebilen burada. Şimdi bu kelimeler cümlede sıfat mı yapmış yoksa şuradaki mışmış için özellikle yüklem olarak kipeki olarak mı kullanılmış görmem lazım neyi sanmıştım olduğunu sanmıştım adlaşmış bir sıfat fiil yaptı peki düşmeyen depresyondayım şarkısı nasıl depresyondayım şarkısı dillerden düşmeyen depresyondayım şarkısı yine sıfat fiil yerleşmiş en üst noktaya yerleşmiş ve sorulan bu tür bir soruya karşılık akla gelebilen en uygun cevap halini almıştır. Ha, şimdi artık eminim yerleşmiş sözcüğü şuradaki verilen cümlenin tamamının arkadaşlar yüklemi. O zaman bu kelime cümlede yüklemse mışmış eki artık sıfat fiil eki olan mışmış değil. Kip eki olan öğrenilen geçmiş zaman eki olan mışmıştır. Dolayısıyla bu sözcüğün türü benim için artık çekimli fiil olur arkadaşlar. Fiil olur. Devam ediyorum. Sorulan bu tür bir soruya nasıl soru, sorulan soruya dediniz. Yine sıfat fiil yaptınız. Yani eylemsi. Gelebilen en uygun cevap nasıl cevap? Akla gelebilen en uygun cevap diye yine ismi etkiledi. Dolayısıyla yine sıfat fiil olarak kullanıldı. O halde arkadaşlar verilen seçeneklerden dördü eylemsidir. Sıfat fiil olarak kullanılmıştır. A'da verilen kelime ise çekimli fiildir. Yüklem görevinde kullanılmıştır. Bu yüzden farklıdır. Cevap A. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede ifade edilenleri doğru biçimde birleştirmiştir? 1. Bir, Neşet Ertaş Orta Anadolu'nun yetiştirdiği bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, bir modern zaman abdalı. Şimdi bu cümlede Neşet Ertaş ile ilgili bize tanıtıcı bilgiler verdi. İki, UNESCO'nun 2010 yılında yaşayan insan hazinesi ilan ettiği Neşet Ertaş, müzikle 5-6 yaşlarında tanışmış bir gönül adamıdır. Arkadaşlar UNESCO'nun ne zaman ona değer atfettiğini, yaşayan insan hazinesi olarak ilan ettiğini, müzikle ne zaman tanıştığını da ayrıca söyleyerek Neşet Ertaş'ı tanıtmaya devam etti. O ayda baktık birinci cümleye A'ya. Neşet Ertaş, bilge bir ozan, saz ve söz üstadı bir modern zaman abdalı olarak evet UNESCO tarafından bir hazine olarak ilan edilen daha 5-6 yaşlarındayken ünlü olan bir sanat adamıdır. Hayır 5-6 yaşındayken ünlü olan demedi. Müzikle tanışmış dedi. Bir de UNESCO tarafından hazine de nasıl hazine? Yaşayan bir hazine. insan hazinesi. O yüzden burada da tam vermemiş ilan ettiği ifadeyi. O yüzden A gider. UNESCO'nun 2010 yılında yaşayan insan hazinesi olarak gördüğü Neşet Ertaş, 5-6 yaşlarında müzikle tanışmış, modern zamana ayak uydurmayı başarmış bir Anadolu, Orta Anadolu ozanıdır. Arkadaşlar, burada da bilge bir ozan, saz ve söz ustası gibi şu özelliklere dair herhangi bir gönderme yapmadı. O yüzden de B'deki cümle eksik kalmış, bu da gitti. C'ye baktık. Orta Anadolu'nun bağrından çıkıp UNESCO'nun listesinde yer alan Neşet Ertaş saz ve söz ustalığını modern müzikle kaynaştırmayı başarmış halk ozanıdır dedi. Arkadaşlar burada da bu ifade yanlış. Bir de yaşayan insan hazinesi olarak UNESCO'nun ilan ettiğini söylemedi. Sadece listesinde yer alan dedi. Listesinde nasıl yer alıyor ama. O yüzden bu da gider. D'ye baktık, C'ye deledik. Müzikle küçük yaşlarda tanışan Anadolu'nun yetiştirdiği bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, modern bir modern zaman Abdol olan Neşet Ertaş. Bakın burası komple arkadaşlar bizim için bir de verilen yargıyı doğruluyor. UNESCO'nun 2010 yılında yaşayan insan hazinesi olarak ilan ettiği bir Gönül Adamı'dır. Bu da ikinci cümleyi doğrudan kapsıyor. O yüzden eksiksiz bir şekilde tamamlayan cümle D'de var arkadaşlar. E'ye baktık. Bir Gönül Adamı, bilge bir ozan, saz ve söz üstadı, bir modern zaman abdalı olan Neşet Ertaş güzel. 5-6 yaşlarında tanıştığı müzik kariyerini UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi projesinde Yer alarak tamamlamıştır. Kariyerini tamamlamış mı? Ve bu bir proje mi? Proje değil. Hazine. Yaşayan insan hazinesi ilan ettiği arkadaşlar. Tertaş dedi. Bu bir kavram artık. Proje değil. O yüzden E'deki yok kariyerini tamamladı. Yok proje. Bunlar da kesinlikle geçmez. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? Yazarın kendi görüşü, fikri, duygusu, öznelliği vardır diyor aslında. Michel Brown, Plüton'u kovan adam olarak haklı bir ün kazandı dünyada. Arkadaşlar haklı bir ün kazandığını söylemesi kendi kişisel görüşüdür. Bana göre haklı değil diyebilirsiniz siz de. Dolayısıyla cevabımız geldi. Brown 2005 yılında o zaman 10. gezegen olarak adlandırılan... Eris'i keşfetti. Bu kanıtlanabilen nesnel bir cümle. Bu keşiften sonra da Plüton ve Eris gibi onlarca gök cismini cüce gezegeni olarak sınıflandırmayı önerdi. Ya bu da nesnel kanıtlanır. Bunun belirsiz bir gezegen tanımı yerine daha bilimsel bir tanım olduğunu söyledi. Bunu da kanıtlayabilirsiniz. Gerçekten bunu söyledi mi söylemedi mi? 2010 yılında Plüton'u nasıl öldürdüm isimli kitabında anılarını anlattı. Geçersiniz kitabını açarsınız bakarsınız anıları mı var gerçekler neden var bunları kanıtlarsınız. Kişisel görüş yok yani buradaki cümlelerde ama bir devirlen cümlede haklı bir ün derken sana göre haklı bana göre hak etmediği bir ün dersin. Bu yüzden cevap A. Bu dizelerdeki numaralandırılmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekimeki almıştır? Gün olur alır başımı giderim. Arkadaşlar başımın derken benim başım anlamında bir iyelik ekidir. Türkçe'de iyelik ekleri çekim eki olarak geçer. Kendi başım ı derken şuradaki ı da bizim için belirtme halekidir. Belirtme halekleri de çekim ekidir. Dolayısıyla bir de yapım eki yok. Giderim derken kelimemizin kökü gitmek. Ar er geniş zaman ekidir. Kip arkadaşlar Türkçe'de çekim eki olarak geçer. M ş şey eki yine bizim için çekim eki olarak geçer. Dolayısıyla burada da bir yapım eki yok. Ağların derken ağ kelimesi isim köktür. Larlar çokluk ekidir. ın in, in de tamlayan yani ilge ekidir. İkisi de arkadaşlar çekim ekidir. Yapım eki yok. Kokusunda kelimesinin kökü kokmaktır. Kokmaktan koku, fiilden isim yapım eki. O ağların kokusu derken şuradaki arkadaşlar u da bizim için iyilik ekidir. Yani tamlanan ekidir. Çekim ekidir. Türkçe'de iyilik ekleri ve da de bulunma hal ekidir. Bu da bir çekim ekidir. Dolayısıyla hem yapım eki hem çekim eki dört de var. Cevap geldi. Kuşlarının derken arkadaşlar kuş kelimesi isim köküdür. Kuşlar çokluk eki, çekim eki, kuşları yelkovan kuşları dediği için iyilik ekidir. İyilik eki de çekim ekidir. Nın de yine tamlayan ekidir. Türkçede tamlayan ekleri de çekim ekidir. Yani 3 tane çekim eki almıştır. Yapım eki almamıştır 5 numaralı kelime. Hem yapım hem çekim ekini 4 de verilen kelime almıştı. Bu yüzden cevap D. Bu dizelerdeki numaralı almış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A Birinci sözcük soru zarfıdır. Niçin geri geldik bunca yıl sonra? Arkadaşlar niçin kelimesi Gelme fiilinin gerekçesini öğrenmeye yönelik bir soru zarfıdır. Doğrudur. B ikinci sözcük sayı sıfatıdır. Hemen bakıyorum. Batık bir ülkeye aramak gibi derken buradaki bir kelimesi herhangi bir anlamındadır. Yani 2, 3, 4 gibi ülke ismini sayı bakımından belirtmiyor. Dolayısıyla sayı sıfatı değil, belgisiz sıfattır. Cevap geldi B görünüyor. C. Üçüncü sözcük isim fiildir. İsim fiiller ma, ış, mak eklerini alır. Hemen ara maktaki makmek bizim için isim fiil eki olduğu için bu kelimeyi isim fiil yaptı. Doğrudur. D. Dördüncü sözcük ünlemdir. İşte gençliğimiz ta uzaklara derken işte kelimesi doğrudan TDK tarafından da ünlem olarak verilir arkadaşlar. Doğrudur. E. Beşinci sözcük haleki almış işaret zamiridir. İki bilgi istiyor bizden. Halekleri Türkçe'de belirtme, bulunma, yönelme, ayrılma ve tamlayan dediğimiz ilgi durumu ekiydi ve de zamir olmasını istiyor. Bakalım zamir mi? Orada derken ora kelimesi işaret bildiren bir zamirdir. Doğrudur. Aynı zamanda da de bulunma hal ekini durum ekinde almıştır. Doğrudur. O halde cevap B. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Fiilimsiler kullanılmıştır. B) Birden çok sıfat tamlaması vardır. J ilgeç yani edat ve bağlaçlara yer verilmiştir. D basit türemiş ve birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır. E ek eylemle çekimlenmiş yüklem vardır. Yani arkadaşlar idi, imiş, dır yüklem dediği için iseyi almıyoruz ve dır dire alıyoruz arkadaşlar. Yüklem dediği için özellikle bu üçüne dikkat ediyoruz. Baklavada kullanılan fıstık Şimdi fiilimsiler kullanılmıştır dediği için önce bir fiilimsileri arayalım isterseniz. Kullanılan sıfat fiil 1, olgunlaşmadan zarf fiil 2, toplanan sıfat fiil 3, gördüğü için derken dık dik sıfat fiil 4, gördüğünüz gibi bol bol fiilimsi var doğru. Birden çok sıfat tamlaması vardır demiş. Arkadaşlar sıfat tamlamalarını hemen görelim. Nasıl fıstık? Bakın baklavada kullanılan fıstık değil mi? Nasıl fıstık? ilk toplanan fıstık bunlarda sıfat ve isim olarak cümlede ne yapıyor? Sıfat tamlaması yapıyor. Sıfat ve isim birleşerek sıfat tamlamasını oluşturur. Dolayısıyla birden çok sıfat tamlaması vardır. İlgeç yani edat ve bağlaçlara yer verilmiştir. Evet arkadaşlar burada da de bağlacını, için edatını ya da bağlacını nadiren de ederken da e rağmeni edat olarak alabiliriz. Bol bol edat yani ilgeç ve bağlaç var doğru. Basit türemiş ve birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır dedi. Şimdi en basitinden baklava kelimesini alabiliriz. Baklava kelimesi ya da ağacından derken ağaç kelimesi, henüz kelimesi değil mi? Fıstıktır kelimesi. Yani bunlar halk kelimesini alabilirsiniz böyle. Bunlar arkadaşlar yapısı bakımından basittir. Çünkü yapı veki almamıştır. E, eylemsiler yapı Dolayısıyla kullanmaktan kullanmaktan kullanılmak sonra an en yapım ekini aldı. E yapım eki varsa bizim için türemiş sözcüktür. Hadi bir tane daha bulalım. Olmaktan olgun, olgundan olgunlaşmak, olgunlaşmaktan olgunlaşmadan diye yapım ekleri almış bir kelime. Yani sözcükler dediği için birden fazla bulalım. Evet, türemiş sözcükler de var, basit sözcükler de var. Ancak bu verilen paragrafta birleşik yapılı sözcük hiç yok arkadaşlar. Yani iki kelimenin birleşimiyle oluşmuş bir kelime ben göremedim. Metinde de yok zaten. O yüzden cevap D görünüyor. Ben göremediysem siz hiç göremezsiniz. D ek eylemle çekimlenmiş yüklem. Şimdi yüklemlere baktığınızda fıstık tır derken şuradaki arkadaşlar dırdır ek fiilidir yüklem yapmış. Beyaz dır derken yine dırdır isme gelmiş. İsmi dırdır yüklem yapmış. Ek eylemdir bunlar. Dolayısıyla cevap D. Bu parçada bir Düşünceyi belli bir konu, sorun üzerinde toplayamamak. 2- Sıkılmak, bunalmak. 3- Ne yapılacağını, nasıl davranılacağını öğretmek. 4- Hiçbir işe karışmayarak yaşamak. 5- Bir kimseyi kaygı sebebinin ortadan kalkmasıyla veya yeniden umut vererek verecek bir haberle ferahlatmak. Açıklamalarından hangisini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır. Anneannemin, anneannelerimizin lafları su serper yüreğime. Arkadaşlar buradaki su serper yüreğime içimi ferahlatır anlamında. Dolayısıyla buradan biz 5'te verilen yargıyı çıkarabiliriz. Yol gösterir, rehberlik eder bana dedi. Yol göstermesinden de bize bir şeyi öğretir, nasıl yapılacağını, nasıl davranacağını öğretir anlamını karşıladığı için buradan da 3'ü ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Ne zaman içim daralsa? Ne zaman içim daralsa yani ne zaman sıkılsam bunalsam anlamındadır. Buradan da arkadaşlar ikiyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya da kafam bulansa şimdi kafam bulansa kavrayamasam aklımı veremesem anlamındadır. Burada bunun anlamı yok o yüzden buna hiç bakmayacağız bile. Elime bir deyimler sözlüğü alırım çekilirim bir köşeye. Şimdi bir köşeye çekilmek hiçbir işe karışmayarak yaşamak demektir. Buradan da arkadaşlar rahatlıkla ne yapabiliriz biz? Dörtte verilen yargıyı çıkarabiliriz. Peki devam ediyorum. Her biri zeka ve incelik kokan ama yazarı belirsiz bu kadim sözleri gül koklar gibi çekerim içme derken başka bir deyim yok. de verilen düşünceyi belli bir konu sorun üzerine toplayamamak deyimi parçada geçmemiş. Bu yüzden arkadaşlar cevap 1. A. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Çeşni çerez oyalanma vakit geçirme anlamında kullanılan bugün gündemden düşmüş eski bir deyimdir. A bağımsız sıralı bir cümledir. Arkadaşlar A'da verilen yargı kesinlikle yanlıştır. Çünkü bu cümle aslında yüklemi bir söz öbeği olan ve öznesi de yine bir sıfat tamlaması olan iki ögeli bir cümledir. Dolayısıyla sıralı cümle olması için birden fazla cümlenin virgül ya da noktalı virgülle sıralanması gerekir. Bir de bağımsız diyor öge ortaklığı olmayacak diyor. Yani bizim yukarıda iki tane cümlemiz yok ki virgül ya da noktalı virgülle sıralanmış olduğunu söyleyelim. Evet burada virgüller noktalı virgüller var. Ancak buradaki noktalı virgül içinde virgül bulunan ard arda gelen sözlerden özneye ayırmak için kullanılmış. Virgüller ise ardarda gelen eş görevli sözlerin arasına gelmiş. Yani burada bir birden fazla cümle yok. Tek bir cümle var. O yüzden arkadaşlar cevap A görünüyor. Peki B yüklem ek eylemin geniş zamanına göre çekimlenmiştir. Türkçe'de ek eylemin geniş zamanı dırdırdır. Buna göre kişiye göre bazen bu ekler değişkenlik gösterir. Ancak hiç bakmama bile gerek yok diğer çekimlenme durumlarına. Eski bir deyimdir dedi. Ek fiilin geniş zamanına göre çekimlenmiş bir isim cümlesi doğru. Özne sıfat tamlamasıdır dedi. Doğru arkadaşlar. Nasıl çerez? Çeşni çerez diyorsunuz. Bir sıfat tamlaması yapıyorsunuz. Sıfat ve ismin bir araya gelmesiyle doğrudur. Anlamca olumlu, kurallı bir cümledir. Yüklem sonda olduğu için kurallı doğru. E, eski bir deyim olma durumu gerçekleşiyor. Anlamca da olumlu. Bu yüzden D de doğru. Yükleminde çatı özelliği aranmaz. Biz yüklemi arkadaşlar sadece fiil olan, çekimli fiil olan cümlelerde çatı özelliği aranır, ararız. Ama yüklem isimse yani cümle isim cümlesi ise o cümlede çatı özelliği arayamayız. Dolayısıyla E'de verilen yargı da doğru. Çünkü bu bir isim cümlesi gördüğünüz gibi yüklem komple bir isimdir. Sıfat fiil öbeği sıfat tamlamasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla bu cümle bir isim cümlesi olduğu için çatı özelliği zaten aranmaz. Evet, cevap A. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A birinci cümle öznesi ortak olan bağlı cümledir. Arkadaşlar bağlı cümlelerde bağlaçlar cümleleri bağlar. Öznesi ortak olduğunda da her iki öge için ne, kim sorularına cevap veren bir özne olmalı. Dilek Yarımadası flora açısından oldukça zengin ve çok iyi korunmuş durumda. Aslında şöyle düşünelim bu cümleyi arkadaşlar. Dilek Yarımadası flora açısından oldukça zengindir. Yüklem zengindir sözcüğü dır direk elimi düşmüş. Sonra V bağlacıyla bakın ne yapıyor? İkinci cümleye geçiyor. Bağlaç ikinci cümleye geçti şimdi. Çok iyi korunmuş durumdadır. Burada da dır dır düşmüş. Gördüğünüz gibi şurası aslında bizim komple yüklemimiz. O halde iki cümleyi bağlaçla bağladığı için bağlı cümledir. Özne ortak mı? Evet. Çünkü dilek yarım adası hem ilk cümle için hem de ikinci cümle için özne durumunda. Dolayısıyla A doğru. B. ikinci cümlenin yükleme edilgen çatılıdır. Yani eylem başkası tarafından yapılır. Tam 804 bitki türü tespit edilmiş. Başkası tarafından tespit edilmiş. Doğrudan başkası tarafından anlamını koruyor. Ayrıca yüklemde L eki var. LN eklerinden biri bulunur biliyorsunuz edilgende. Burada da L var doğru. Üçüncü cümle olumlu kurallı fiil cümlesidir. Yükleme bakacağız. Yükleme arkadaşlar yetişiyor. Yetişiyor yüklemi sonda olduğu için kurallı. Yetişmek bir fiildir. Ki peki almış çekimli fiil hatta o yüzden fiil cümlesidir. Yetişme eylemi de gerçekleşiyor. Dolayısıyla olumlu cümledir. Dördüncü cümlede hem isim tamlaması hem sıfat tamlaması vardır. Evet arkadaşlar burada baktığımızda bilim insanları bir isim tamlaması. Dilek Yarımadası bir isim tamlaması. Doğa Müzesi bir isim tamlamasıdır. Bir doğa müzesi de sıfat tamlamasıdır. Dolayısıyla D de doğru. Beşinci cümle içinde fiilimsi grubunun yer aldığı bir isim cümlesidir. Yani yüklemin isim olmasını istiyor benden. Hemen bakıyorum yükleme. Bir arada yetişmektedir. Yüklem yetişmektedir. Arkadaşlar bu yüklemdeki yetişmek fiili makta mekte ekini almıştır. Türkçe'de makta mekte eki yor şimdiki zaman ekiyle aynı görevde ve aynı anlamdadır. Yani şimdiki zaman anlamında kullanılan bir kipekidir. Peki kipeklerini ne alır? Fiiller alır. Yani fiildir buradaki yüklem isim değildir. O yüzden arkadaşlar kesinlikle yanlıştır. E'de verilen yargı. Ayrıca bu cümlede fiilimsi yok. Fiilimsi grubu hiç yok. Bu yüzden cevap E. Bu cümleden çıkarılabilecek kesin yargılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? sporcunun halter dalında Türkiye adına yarıştığı ilk olimpiyat olan 1988'de Seul olimpiyatlarında 190 kiloyla kendi kilosunun 3 katından fazlasını kaldırarak kazandığı altın madalya aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışında kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti. Nefes alalım. <laughs> Değil mi? Uzun bir cümle. Arkadaşlar buradan bir sürü kesin yargı çıkar ama bize iki tanesini bulmamızı istiyor bizden. Birinci sporcu kendi kilosunun 3 katını kaldırarak bir rekora imza atmıştır dedi. Şimdi birinci cümlede hiç biz arkadaşlar burada bahsettiği gibi rekora imza atmıştır. Kendi kilosunun 3 katını kaldırmasıyla ilgili bir rekor söylemiyor. O yüzden A da ilk yargı olamaz. İki, Türkiye her yıl olimpiyatlara katılmaktadır. Her yıl olimpiyatlara katıldığını da hiçbir yerde görmedik. O yüzden A gider arkadaşlar. B, bir sporcunun güreş dalında da madalyaları vardır. Şimdi güreş dalında da madalyaları olduğunu bilmiyorum. Bana sadece dedi ki sporcunun, şuraya hatta belirteyim, halter dalında Türkiye adına yarıştığı ilk olimpiyat dedi. Demek ki başka olimpiyatlarda da yarışmış. Ben sadece bunu anlarım. Ama güreş dalında Özellikle bunu söylemedi. O yüzden arkadaşlar B'deki ilk cümle gider. Halter ilk defa Seul olimpiyatlarında yarışmaya kabul edilmiştir. Öyle ilk defa Seul'de kabul edilmiştir falan demedi yani. Öyle bir şey yok. O yüzden B gider. C bir sporcu Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazanmıştır. Hayır. İlk halter dalındaki olimpiyattaki madalyayı kazanmış. Halterdeki ilk. O yüzden bu kesinlikle yanlış. İki, Türkiye daha sonraki olimpiyatlarda da halterde altın madalya almıştır. Bunu bilmiyoruz. Sadece sporcunun halter dalında Türkiye adına yarışta ilk olimpiyat dediği için demek ki ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü de var. Buradan bunu anlıyoruz en azından. Ama altın madalyayı daha sonrakilerde de olimpiyatlarda da kazandığını bilemeyiz. O yüzden arkadaşlar gider. Katılmış da kazanmış mı bilemeyiz yani. De bir sporcu Seul'de kendi rekorunu tazelemiştir hayır öyle kendi rekorunu tazelemiştir falan hiç demedi. İki sporcu halterde dünya tarihine geçen ilk sporcu unvanını kazanmıştır. Hayır arkadaşlar öyle bir şey söylemiyor yani bir altın madalya kazanıyor sadece. Bu onun dünya tarihine geçtiğini falan kesinlikle söyletemez bize. E bir sporcu Türkiye adına başka olimpiyatlara da katılmıştır. İşte bunu çıkarırız. Şu yeşilde verdiğim yerden ilk olimpiyat bu. Tabii ki Bundan sonra başka olimpiyatlara da katılmış. Buradan bunu anlarız. 2. Türkiye olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını güreşte almıştır. Evet bunu da biz son cümleden çıkartırız. Bakın dedi ki aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde güreş dışında kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti dedi. Demek ki güreşin dışında kazandıysa bu altın madalyayı demek ki güreşte de bir ilk kez ve sonrasında da belki kazandı bilmiyorum ama ilk altın madalyayı güreşte kazandı. Bu da güreş dışında kazandığı ilk altın madalyadır dedi. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci yargıya da ulaşabiliyoruz. Cevap E.